Yeni videodan Tayland'ın Phuket adasından herkese selamlar. Biliyorsunuz önceki videolarda ben Tayland'ın eski şehrinde kalmıştım. Orası daha böyle hareketsiz, sessiz, sakin, böyle tam bir tatil yeriydi. Öyle söyleyebilirim, kafa dinleme yeriydi. Şu an adanın tam arka tarafındayım, Patong kısmındayım. Bakın size önce kaldığım oteli şöyle bir göstereyim. Eğer buralara yolunuz düşerse ben gayet memnun kaldım. Güzel, çift kişilik bir tane yatağı var. Ufak bir balkonu var. Gayet güvenli. Bir problem yok. Şu otel. Otelin ismi de Among I Am Hotel. Hello. Hemen karşısında da böyle bir kuaför var hatta. Yine bakın buradan motor da kiralayabiliyorsunuz hemen yanından. Şu an hava yağmurlu. Ama yapacak bir şey yok. Dışarı çıktım. Rüzgar esiyor. Ama hava sıcak. Onu söyleyebilirim. Zaten gördüğünüz üzere naylonumu giydim. Sizinle bugün ne yapacağız? Patong'da, yani Phuket'in en turistik yerinde neler var, neler yok, sokaklarda nasıl buralar, size şöyle bir göstermek istiyorum. Açım, belki güzel bir şeyler bulursak yemek yeriz. Ama söylediğim gibi hava yağmurlu. Bakın çoğu tezgah kapattı hemen. Şimdi buradan çıkacağım. Burada bir tane Patong Beach diye bir yer var. Merkezi orası aslında. Oraya yakın bir yerden otel tutarsanız ya da hostel gayet rahat edersiniz burada. Bakın zaten hemen burada böyle restoranlar başladı. Çok fazla Hint restoranı var. Çok fazla Arap restoranı var. Aynı şekilde çok fazla Türk restoranı da var burada. Aklınızda bulunsun bunlar. Yani buraya gelince her 10 restorandan herhalde 8'i ya Hint'tir, ya Arap'tır, ya Türk'tür. Motorlar her yerde zaten. Bakın şurada şöyle güzel bir dağ manzarası var. Orayı seviyorum. Burada roti yapılıyor. Bakın şurada. Şimdi şuradan bir kendimi karşıya atayım. Söylediğim gibi Tayland'da trafik problem. Birazcık yolu almanız gerekiyor. Şimdi bakın ben otelden çıktıktan sonra şöyle kendimi deniz tarafına doğru atacağım. Thank you my friend. Thank you. Burada böyle tatlı bir köpek var. Yağmurdan ıslanmış bir vaziyette. Daha önceki videolarımı izlediyseniz zaten bahsetmiştim. Burada yağmur böyle bir yarım saat, bir saat çok şiddetli yağıyor. Ondan sonra geri çekiliyor. Bazen şiddetleniyor, bir anda azalıyor. Bazen azken bir anda şiddetleniyor. Yanınızda şöyle bir benim gibi çöp poşeti gibi olan şu naylondan taşıyabilir. Ya da bir tane şemsiye alırsanız bence burada işler daha kolay yürür. ATM'ler var. Zaten ATM'lerden para çekebiliyorsunuz. Onu da hemen size açıklayayım. Ne kadar para çekerseniz çekin 200 baht kesiyor. Yani o da yaklaşık olarak bir 6 dolar falan yapıyor. Aklınızda bulunsun. Yine burada bakın bu da heykeli. Şimdi sizi sahil kısmına götüreceğim. Ben buranın denizini pek beğenmedim. O yüzden burada hiç denize girmedim. Buradan sonra şöyle birkaç tane güzel koy var. Onlara gideceğim. Tekne turuna katılmak istiyorum. Ama hava bir türlü buna müsaade etmiyor. Ne zaman konuşsam problemli olduğunu söylüyorlar. O yüzden galiba ben direkt PP adasına gitmeyi düşünüyorum feribotla. Girip orada 2-3 gün kalıp PP adasında bir süre zaman geçirmek istiyorum. Büyük ihtimalle öyle yapacağım. Yani tekne turuyla o adaları gezmek yerine ben direkt adaya gidip kalacağım. Ben bu tekne turu konusuna bir açıklık getireyim. Öncesinde eski, yani Old Phuket'te önceki videolarda izlediğiniz yerde aradım, bulamadım. Bütün bu tekne işleri, tekne turları buradan yürütülüyor. Bu arada buradaki tekne turlarında şöyle bir özellik var. Sizi gelip otelinizden alıyorlar, yani taksiyle alıyorlar. Ondan sonra tekne turuna katılıyorsunuz. Ondan sonra da otele bırakıyorlar. Genelde fiyatlar 1500 baht. Ben çok yere sordum. Buradaki birkaç tane Türk'le de görüştüm. Genelde fiyat 1500 baht'mış. Şimdi bakın burada bir Tay maçına denk geldim. Bakalım mı sizinle beraber? Çok seviyorum ya böyle maçları. Hep de bana denk geliyor. Penang adasında da denk gelmişti. Bakalım. Bakın böyle bir statta. Acaba bu böyle bir resmi lig falan mı? Onu da bilmiyorum ki. Güzel ya. Bakın. Hadi bakalım devam edelim. Burada da futbol müsabakaları böyle oynanıyor.
Gönül isterdi ki size burayı böyle günlük güneşlik bir havada göstereyim ama maalesef burada çok öyle bir imkan yok. Yani yağmur sık sık yağıyor. Özellikle benim geldiğim dönemde daha da sık yağıyor. Alışmaya çalışıyorum. Alıştım gibi. Şimdi size sahil kısmına götüreceğim. Rüzgar da esiyor bu arada. Bakalım. Evet. Burada söylediğim gibi zaten diğer videolarda da serbest. Meyveler var. Yine güzel. Tropik meyveler. Bunlar güzel oluyor. Lezzetli. Şimdi şuradan bir kendimizi sahil kısmına atalım. Vallahi bu çekim zor şartlarda olacak gibi gidiyor ya şu anda. Nasıl yapacağız? Acaba atmasam mı kendimi hiç sahile? Ne yapsam? Ne yapsak? Durun yürüyelim önce. Ondan sonra ben size sahili göstereyim ya. Çok hızlanmaya başladı yine yağmur. Hello. Burada kardeşimizin yanına attım kendimi. Bir süre bekleyeceğim artık bakalım. Yağmur dindikten sonra devam edelim. Şimdi ben böyle bir yere sığındım. Burada arkadaşlar var. Hello. Burada yağmurun bitmesini bekliyoruz bakalım. Felaket yağmur yağıyor ya şu anda. Vallahi bu video nasıl devam edecek hiçbir fikrim yok ama bir şekilde devam edeceğim. Herhalde birazdan biter diye tahmin ediyorum. Bakın bunlar da tuktuk. Buradaki tuktuklar genelde üstü kapalı çok fazla yağmur yağdığı için. Taksi dolmuş gibi yani öyle düşünebilirsiniz. Öyle bakalım devam edeceğim daha Patong'un içine doğru yürüyeceğiz beraber. Abi bu yağmur bitmeyecek ben anladım. O yüzden birazcık azaldı. Sizle Phuket Patong turumuza yağmurda devam edelim. Zaten siz de buraya gelince bunları yaşayacaksınız. Bu yağmur da buranın olmazsa olmazından. Şimdi size buranın sahilini göstereyim. Tabii siz bu sahili şöyle güzel bir güneşte, durgun bir havada hayal edebilirsiniz. Ben henüz daha denk gelmedim ona. Şimdi bakalım. Burada böyle kullanabileceğiniz şezlonglar var. Hadi bakalım sahile inelim. Zaten bayrak asıyorlar güvenli bölgeyi yüzebilirsiniz diye. İşletmeler görüyorsunuz. Ama hoşuma gitti ya şu an. Şöyle baksanıza. Yağmurda da ayrı bir güzel. Zaten insanlar da şurada görüyorum denize giriyorlar. İşte uçsuz bucaksız bakın şöyle muhteşem gözüküyor manzara. Deniz bayağı çekilmiş. Normalde şurada falan oluyor. Şimdi bir denize de bakalım mı sizinle beraber? Şöyle. İşte meşhur Patong. Vay vay vay. Çok iyi be görüntü. Ne diyorsunuz? Hafif hava puslu. Kafamda şey çalıyor. Birazdan kudurur deniz. Bu deniz beni alıp götürmesin bir anda gel git falan. Vay 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 vay. Deniz sıcacık çıkacak. Bakın şimdi yanına gidiyorum zaten. Ayağımı şöyle bir sokayım. Evet. Şöyle. Evet, Patong sahili de böyle işte. Gördüğünüz üzere biraz daha etrafı size göstereyim mi? Şu dağlar. Vallahi mayo olsaydı altımda ben bu denize atlardım. Şu an bile kıyafetlerle atlayasım var ama. Güzel güzel. Sahilde böyle. Bu arada bakın abi hemen şey yapmaya başladı. Düdüğünü çaldı. Hani denize girmeyin şu anda tehlikeli diye. Gelgitten dolayı tahmin ediyorum tehlikeli olduğunu düşünüyor. Biz de şöyle çok fazla girmeyelim de vallahi buradan bir suya karışırsak nereden çıkarız Allah bilir. Muhteşem. Şimdi yağmur iyice azaldı. Az yağıyor. Şimdi sizi içerilere böyle birazcık gezdirmeye devam edeyim. Hem ben de sizinle beraber gezeyim. Açım, çok açım. Yağmur açlığımı hiçbir şekilde bastırmadı. Bir şeyler de yemem lazım. Bakalım bir şeyler bulabilirsek. Güzel. Bu arada tabii şunun da bilgisini vereyim. Hava durgun ve güzelken burada jet ski kullanma imkanınız oluyor. Aynı zamanda farklı bu
paraşütle falan böyle denizin üzerinden uçanları görüyorum. Yani değişik su sporları da burada yapılabiliyor. Güzel ve rüzgarsız bir havada. Sahilde böyle upuzun. Ücretsiz abi, gelip buraya atıyorsunuz havlunuzu. Burada istediğiniz gibi denize giriyorsunuz. Burada bir sürü sokak satıcıları oluyor. İşte Hindistan cevizi, o su, bu su, mangosu falan, onlardan da alıp burada denizin tadını çıkartıyorsunuz. Ben plaj kısmından ayrılıyorum artık. Evet, yağmur hızını iyice kesti. Tabi hava hala bulutlu. Her an tekrardan indirebilir. Yine burada Budist geleneğinden alışık olduğumuz şöyle bir heykel. Daha önceki videolarda da değinmiştim, hatırlarsınız. Şöyle su, yiyecek içecek bırakıyorlar. Plaj şu arkada kaldı. Bakın böyle buradan sağ tarafa komple plaj. Sol taraf ana merkezi, oraya da beraber gideceğiz zaten sizinle. Şimdi şurada bir tane pazar gördüm. Bir bakalım kendime uygun bir şeyler bulabilir miyim yiyecek. Çok daha ümitli değilim fakat. Bakın burada da şöyle, görüyor musunuz? Balıklar var. Yarım saate bunun içine ayağını sokuyorsunuz. Sonlar da size terapi yapıyorlar. Ne kadarmış bir bakalım. Hello. 10 dakikası 100 bahtmış. 10 means 100 baht. Thank you. Güzel, gayet ucuz. Hello. Burada roti, right? Yeah. Yeah, okay. Thank you, thank you. Burada roti yapılıyor. Bangkok'ta da oldukça fazla yiyordum. Pazar güzel gözüküyor. Bir bakalım, kendime uygun yiyecek bir şeyler arıyorum ama daha hiçbir şey yemedim çünkü deniz mahsulleri var. Bakın burada böyle balıklar var mesela, 120 bahtmış. Burada hello. Chicken. Oh, chicken. Yes. Beef, right? Yeah. Yeah, okay. Bu tavuk, bu da etmiş. Burada zaten mantarlar var. Thank you. Yine farklı farklı seçenekler oluyor. Domuz etini çok seviyorlar, çok sık kullanıyorlar ama aynı zamanda et ve tavuk da oluyor zaten. Yine bakın bu pazarı şöyle size birazcık göstereyim. İlgi çekici şeyler var pazarda. Burada yine görüyor musunuz deniz mahsulleri? Direkt buradan alıyorsunuz, sizin için arka tarafta pişiriyorlar. Burada da var. Bu ilginç bir şey ya, baksanıza. Burada yine jumbo boy karides. Hello. Yine burada güzel balıklar var. What is name? The fish? Rasnaba. Rasnaba. Yeah. Thai fish, right? Thai fish. Yeah. Yeah, Thai fish. Okay. Yeah, burger. No, no, no. Sipa, sipa. Sipa, sipa. Sapa, sapa. 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 Ha. Sapa. Sapa. Okay. Sivas or Kapa? No, Sapa. Sapa. Okay. Okay, thank you. He's joking for you. He's joking. Valla gördüğünüz balıkların ismini bilmiyorum. Hey bro, you make video? Yes. Oh. Say hi, okay. Burada bakın tavuk dönerler var. Chicken kebap ne kadara satıyormuş? Şöyle bir tavuk 100 bahtmış. Et isterseniz 120 bahtmış. Güzel. Yine meyveler olmazsa olmazımız. Valla şuradan bir belki bir apple içebilirim ya. Bir bakayım mı fiyatlara ne kadarmış. Hello. 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 Can I get green apple? Green apple? Yes. Yes. How much? 60 baht. 60 baht. Okay. Bakalım bir tane yeşil elma suyu alalım. 60 baht verecekmişim bunun için. Güzel abi, sabah sabah beni birazcık keser. Söylediğim gibi deniz ürünlerini şu an yemek istemiyorum. Daha hiçbir şey yemedim çünkü. Şimdi buradan alalım bakalım. Yeşil elmayı şöyle bir karıştırıcının içine atıyorlar. Ondan sonra onu karıştırıyorlar. Bol bol buz ekliyorlar. Bir de üzerine böyle arada görüyorum herhalde tat katsın diye böyle farklı bir şurup katıyorlar. Güzel, lezzetli oluyor ya. Ben seviyorum böyle elime alıp yürümeyi. Yine zaten burada kokonat da olmazsa olmaz. Bakın şimdi orada hazırlayacak benim için. Söylediğim gibi gördünüz mü, bir tane şurup gibi bir şey kattı içine. Buzlu buzlu, vallahi güzel gidiyor soğuk havada. Bu pazar güzel, aklınızda olsun. Buralara gelirseniz böyle Patong Beach'in hemen kenarında bir AVM var. AVM'nin yanında. Evet, 2 dakika içinde hazırladılar zaten. Kapun kap. Thank you. Bakın
Şöyle buzlu, gayet lezzetli, büyük. Bir sizin için tadım testi yapayım. Bu arada şu tavuk dürüm beğendim. 100 watt da çok uygun geldi. Olmadı, çekim bitin. Sonuna doğru gelelim. Bir de burada tavuk döner yiyelim. Çünkü Arap restoranları pahalı satıyor ya. 250 watt, 300 watt'a yakın satıyorlar. Burada vallahi bana uygun geldi fiyat. Şimdi içeceğimizin tadına bakalım. Çok iyi. En sevdiğim şey posasıyla, yani kabuğuyla beraber atıyor. O benim çok hoşuma gidiyor tadı, o yüzden. Valla buraya gelince bol bol böyle, gördünüz mü, bunlardan alın ya. Güzel oluyor. Dediğim gibi roti de yiyebilirsiniz. Size bahsettiğim tur acentaları burada her yerde göreceksiniz. Genelde aynı fiyatı veriyorlar. Sizi sabah otelinizden alıyorlar. Ondan sonra işte tura katılıyorsunuz. Tur bitiyor, sizi otelinize tekrar bırakıyorlar. Şimdi bakalım, birazcık merkeze doğru yürüyelim sizinle. Size bir de Patong için asıl olan merkezini göstereyim. Oradaki bir denizi de göstereyim. Nasılmış? Yağmur Allah'tan dindi. Şöyle yürüyelim bakalım beraber. Sağ taraf hemen deniz. Sol tarafta restoranlar, masaj yerleri. Zaten buraya gelince bol bol. Abi ne yapıyorsun? Şeyi göreceksiniz. Orada oturan çalışanlar oluyor, kadınlar. Onlar böyle böyle aksanları uzatarak söylüyorlar. Hello masaj diye masaja davet ediyorlar sizi. Bakalım, şimdi yağmur yağdığı için galiba yoklar. Normalde burası akşam böyle. Akşamını da bu ara çekeceğim. Patong'un gecesini de çekeceğim. Barların olduğu kısmı. O gece zaten muhakkak denk geliriz. Kıyafetler. Dövmeci çok fazla var. Bakın mesela size fiyatları göstereyim mi? Hello. Foot masaj, ayak masajı 400 baht, 300 baht. Thai masaj 400-700 baht. Pahalı. Bangkok'a göre pahalı. Ben Bangkok'ta ayak masajının yarım saatini 150 baht'ta yaptırmıştım Thousand Road'da. Yani tam yarı yarıya fiyat fazla. Tam iki katı. Burada biraz daha tabii daha turistik olduğu için. Burada yine böyle bakın. Kıyafetler. Bol bol deniz mahsulü var. Bakın güzel de gözüküyor. Tabi okyanus kıyısındayız ve şey hoşuma gitti ya, bakın buzda bekletiyorlar, yani Bangkok gibi değil. Hani taze ve lezzetli olduğunu düşünüyorum ben bu balıkların. Az önce bahsettiğim size taksiler. Sıkı pazarlık yapmanız gerekiyor taksilerle. Bakın Arap restoranları her yerdeler. Hello. Thank you. Maybe later. Yine burayı beğeniyorum. Bakın burada ustalarımız çalışıyor böyle. Çok fazla Türk restoranı göreceksiniz. Bakın Türk bayrağı. Ya yemek konusunda eğer Tayı yemekleriyle aranız değilse, iyi değilse, burada çok fazla Türk ve Arap restoranı var. O yönden burada rahat rahat yiyecek bir şeyler bulabilirsiniz. Fast food tarzı şeyler de çok fazla var. Merkeze artık iyice yaklaştık. Masajların yanında şöyle şeyler de var. Güzellik salonları da çok yaygın. Burada daha çok böyle yüz ve işte cilt bakımı falan yapılıyor. Özellikle ben dikkat ettim. Hint ve Araplar, Arap turistler çok fazla tercih ediyor bunları. Zaten o yüzden burada her şey, bilmiyorum ne zamandır böyle acaba. Buraya daha önce gelen varsa bana yorumlara yazarsa çok sevinirim. Eskiden de böyle miydi? Tamamen bir Hint ve Arap turistlere yönelik işletmeler ya. Ben bilmiyorum, çok şaşırdım, böyle beklemiyordum. Ya her yerde işte döner, Hint yemeği, bütün turistik şeyler onlara yönelik. Bilmiyorum, ilginç. Yazarsanız sevinirim, önceden buraya gelen varsa, yoksa son zamanda mı bu acaba bu kadar çok arttı? Evet, merkeze ulaştık.
Ben dün burada bir tane pizza yedim. Fiyat olarak da bence uygundu. 100 lira falan verdim, margarita pizza. Lezzetliydi. Tam bakın. Patron biçim karşısında ambulans gidiyor. Burası normalde şeye açık. Trafiğe açık oluyor belli bir saatten sonra. Kapanıyor. Şöyle size burayı dışarıdan da göstereyim. Şu an aslında biz Patong Beach'in tam olarak merkezindeyiz. Buranın ayrıca söylediğim gibi gece videosunu çekeceğim. O videoyu da merak ediyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda bu Patong Beach'teyiz. Sağlı sollu kulüp. Bakın Patong Beach'in en böyle meydanında, meşhur yerinde dürüm ve döner satılıyor. Bilmiyorum, acaba Asyalılar da seviyor mu bunları? Herhalde seviyorlar ki bu kadar tutuyor. Buraya gece geldiğimizde aynısını Cozen Road'da da söylemiştim. Çok ben şaşırıyorum yani. Böyle aslında normal olan bir yer akşam tamamen böyle bir parti yerine dönüşüyor. Bakın mesela gece klipler. İşte böyle. Burada Taylı kızlar oturuyor. Genelde bunlar çalışanlar. Müşteri çekmek için oturuyorlar böyle. Gece de süsleniyorlar, yine püsleniyorlar. Aynı şekilde müşteri çekmek için böyle kulübün önünde bekliyorlar. Daha fazla ileriye gitmeyeceğim. Söylediğim gibi gece zaten buraya gelip çekeceğim. Şöyle size gündüzünü de bir kısaca göstereyim istedim. Bakalım. Devam edelim şimdi size. Patong sahiline tekrar çıkartayım, merkezine. Bu afişlerden ve bunu reklamını yapan arabalardan da çok göreceksiniz. Bangla Boxing Stadyum'da oluyormuş. Muay Thai. Ben pek dövüş aslında bilmiyorum, yani dövüş sporlarıyla aram yok ama bilen muhakkak vardır. Muay Thai gösterileri oluyormuş. Giriş ücretleri de şu an bakayım üzerinde yazıyor mu? Evet. 1600 baht. VIP isterseniz 2000 baht bedava tişörtte veriyorlarmış. Bana 1600 baht birazcık fazla geldi açıkçası. O yüzden katılmayı düşünmüyorum. Söylediğim gibi döviz sporlarıyla da fazla aram yok benim. Ama eğer siz seviyorsanız böyle bir aktivite de yapabilirsiniz. Evet, şimdi sahile geldim. Size tam olarak abi flöşörleri yaptı bana. Bakın Patong Beach burası. Bu meşhuru zaten. Bunu muhakkak daha önce de bir yerlerde karşınıza çıkmıştır. Sağlı sollu gece kulüpleri, tam onun karşısı da asıl meydan. Instagram'dan beni takip ediyorsanız arada böyle bir iki kere story attım. Burada bir tane çok tatlı, bir tane Taylı kız var. Kendisi hem TikTok'ta canlı yayın yapıyor, burada da böyle müzik yapıyor kendi. İnsanlar da şuraya oturuyor böyle. Ben de geliyorum bazı akşamlar. Geldim yani. Yine aynı şekilde şurada. O tam buraya duruyor ve müzik yapıyor. Şimdi Patong Beach'e tekrar çıktım. Bir yaklaşık 6-7 dakika önce ayaklarımı denize sokmuştum ya. Oranın devamı bu. Ne kadar yürüdüm. Bu sahil 3 kilometre uzunluğundaymış. Oldukça büyük yani. Phuket'te tabii ki de farklı koylar da var. Farklı sahiller de var. Adalar dışında. Onlara da gitmeye çalışacağım. Gidemezsem de artık dönüşte belki tekrardan gelmeye çalışacağım. Yine geldik sahilimize. Ya sahili sevdim. Baksanıza. Sahil büyük. Kum falan altın rengi böyle şey. Tabii şu an yağmurdan çok belli olmuyor. Islanmış ama. Güzel gözüküyor. Bakın şurada şey benim çok ilgimi çekmişti. Ama şu anda gözükmüyor mu ya? Şuranın işletmecisi sanırım, ya bu ya bu arkasındaki Türk. Çünkü burada Türk bayrağı asılı ama şu anda bilmiyorum, belki de rüzgardan dolayı kaldırmış. Çok fazla Türk işletmesi var. Ben buraya gelince zaten böyle hemen göreceksiniz. Yemekler de güzel. Ben birkaç kere yedim. Hiç fena değil yani. Türkiye'dekiyle aynı. Türkiye'de nasılsa zaten ustalarımız da Türk oluyor genelde burada yapanlar. Biraz da şu tarafa yürüyeyim, size şu tarafı göstereyim. Burası da böyle bir tane park. Ben buraya motor sted parkı diyorum.
Her yerde motosiklet var. Şurada bir bakın gökkuşağı bayrak var. Gece ile gündüzü gerçekten Bangkok'un da öyleydi. Phuket'in de öyle. Çok ayrı. Gece o videoyu çektiğim zaman koyunca bir de gece izlersiniz. İkisi arasındaki farkı yorumlara yazarsınız. Yine bir sürü restoran, bar, restoran. Japon restoranları da var bu tarafta. Ya bu tarafa bakın şurada yine Hindistan var. Geçen şeyi gördüm ya. Hindistan ambulansı gördüm. Yani Hintlilere özel ambulans vardı. Büyük ihtimalle özel bir Hint hastanesi var tahminimce. Öyle bir şey yapmışlar. Ya Hintliler çok burada. İnanılmazlar. Aynı şekilde işte Suriyeliler, Pakistanlılar, Bangladeşliler. Herhalde çalışmak için geliyorlar. Daha iyi para kazanıyorlar kendi ülkelerinden. Bilmiyorum vize işleri falan nasıl oluyor. Oturum izni falan. Çok geliyorlar ama. Burada gördüğünüz bu McDonald's'lar işte Starbucks'lar, 7-Eleven'lar. Geneli 7/24 açık. Yani bir şey yok. Kapanma gibi bir durumu yok. Bu park böyle gece doluyor. Kızlı erkekli gruplar, genelde kızlı gruplar işte yoldan geçince tanışmaya çalışıyorlar falan. Öyle oluyor yani işte. Az çok tahmin ediyorsunuzdur. Şu daha güzel ama bakın şuradan dağ manzarası falan. Evet, Phuket'in merkezi böyle, Patong Beach. Phuket'in merkezi Patong Beach işte böyle bir yerde. Artık yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Benim otelden çıktık. Çılgın bir yağmura yakalandık. Size sahili gösterdim. Ondan sonraki buradaki işleyiş ve restoranlar hakkında biraz bilgi verdim. Yine sorunuz olursa eğer, aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir de Patong Beach'i beğendiniz mi yani Phuket'in merkezinde? Onu da merak ediyorum. Onu da yorumlar kısmına yine yazabilirsiniz. Öyleydi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben elma suyumun yavaş yavaş sonuna geliyorum artık. Bakın bir gideyim ben de duş falan alayım. Islandım. Bu naylon güzel koruyor ama içeriden de terletiyor bu arada. Sıcak tutuyor böyle saçma sapan bir şey yani. Öyleydi. Dediğim gibi kanala abone olup yorum atarsanız, videoyu arkadaşlarınıza da paylaşırsanız mutlu olurum. Bir sonraki videoda tekrardan Phuket Adası'ndan farklı bir noktada görüşmek üzere. Hoşçakalın.